Şimdi tabii eğer bir haftadır tartışılan ölçekte bakarsak Amerika-Rusya arasındaki bir gerilimin bir sıcak çatışma ihtimaline dönmesi ve bunun da küresel ve bölgesel anlamda ortaya çıkaracağı sonuçlar tehlikeli olurdu. Yani o açıdan iyi. Yani Ama bunun Suriye için çıkar mıydı 3. Dünya işte Savaşı? mesele tabii Suriye değil artık. Yani Suriye'ye hep bakıldığında şöyle bakıldı. Suriye'ye bu kadar çok şeye değer mi? Petrol yok, doğalgaz yok. Hani Irak ölçeğinde, İran ölçeğinde, Suudi Arabistan ölçeğinde öyle bir Olsa bile niye artık eskisi müdahale kadar değilsin? kıymeti yok o Evet, bir de maddelerin tabii zaten. bu müdahalelerden en son Irak müdahalesi de gösterdi ki hani Batı istediği şeyi elde edemiyor, Amerika istediği şeyi elde edemiyor. Dolayısıyla Suriye'ye müdahale etmemek artık Suriye'yi diğer aktörleri, bölgesel ve küresel aktörleri içine çeken bir kara deliğe dönüştürdü. Suriye'ye hiçbir şekilde müdahale edilmedi değil. Suriye'ye bir şekilde müdahale edildi. Orada Amerika var, orada Rusya var, orada Fransa var. Değil mi? İran var, Türkiye var. Yani aslında birçok güç oraya müdahale etti. Ama bu müdahale Esed rejiminin gönderilmesi ve Suriye halkının istekleri çerçevesinde yeni bir geçiş döneminin sağlanması yönünde olmadı. 8 yıla varan bir, 8 yıldır süren bir iç savaşta geldiğimiz noktada bütün güçler oradalar. İşte bu en son saldırıda şunu gösterdi bence. Amerika diyor ki ben bu kimyasal silah meselesinde yani Obama dönemindekinden daha sert bir pozisyondayım ve bu vesileyle Esed'i vurabilirim. Ben buradaki Rusya hakimiyetini de bir anlamda es geçerim ve füzelerimi de atarım. Ama es geçmedi işte. Şöyle es geçti, yani Rusya buna karşı çıktı. İstemedi. Bu da konuştu. Ha bu neye yaradı? Şuna yaradı. Şimdi Suriye'de seçeneklerden bir tanesi geçen seneki gibi sadece bir noktaya atış yapmaktı. Bu sefer bir daha fazla sayıda bir noktaya atış yaptılar. Bir tür kimyasal silah üretimini sınırlandırarak yani bunun etrafında ama çok sayıda yere yani 105 tane füzeyle çok sayıda noktaya vurdular. Ha bu hazırlıkla bilindiği için zaten Trump bunu füzeler geliyor diye önceden ilan ettiği için Rusya'da rejim uyardığı için buralar boşaltılmıştı. Muhtemelen çok bir etkisi olmayacak. Ama şu sembolik etkiyi de küçümsememek lazım. Ben bu vesileyle vururum. Bunu yanıma Fransa'yı da İngiltere'yi de alırım vururum. Obama'nın yapmadığını Trump iki kere yaptı. Ve bu ikinci yaptığında biraz daha geniş yaptı. Tabii masadaki müdahale seçenekleri sadece bunlar değildi. Daha kapsamlı senaryolar da vardı. Bunlara gidilmedi. Bu çok net bir şekilde Rusya ile kapışmamak için. Şimdi bir şekilde Rusya bunu eleştiriyor ama Rusya'yı rahatsız etmeyecek, Rusya'nın menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde bir müdahale oldu. İşin o füzeler vuruldu mu, hiçbiri vurulmadı mı tartışması da işin şey tarafı, PR tarafı. Yani eğer savunma sistemleri çalıştırılmadıysa bu sefer Rusya o tehditlerin hiçbirisinin demek ki karşılığını vermedi. Tabii. Çalıştırdıysa ve füzeler vurulmadıysa bu sefer S-400'leri satıyor öteye beri. Yani bu PR açısından da sıkıntılı. O tartışma kısmı bir kenara yani işin Rusya ile Amerika arasında sıcak çatışmaya gidecek bir eskalasyonu getirecek bir müdahale olmadı. Bu şunu gösterdi. Trump aslında bir kontrollü gerilim siyaseti yürütüyor. Yani ben bunu aslında kendisinin Çin'le, Kuzey Kore ile, şimdi Suriye krizinde Rusya ile yaptığı bütün çıkışlara yönelik olarak söyleyebilirim. Gerilimin kontrolden çıkması istenmiyor. Hatırlayın, Savunma Bakanı Mattis kontrolden çıkmaması için diye bir kelime kullandı. Şimdi bence Trump da istemiyor bunu. Yani kontrolden çıkmaması lazım. Tabii Trump tweet atıyor, bir tavır ortaya koyuyor. Sonra onun formüle edilmesi bambaşka bir yere gidiyor. O iş görevde kabinesinin görevi, ekibinin görevi. Ama neticede kontrollü gerilimi artık bir taktik olarak kullanıyor Trump. Bunun için de ileri geri yapmış olmak, tweet atmış olmak, bazı büyük sözler söyleyip onları sonra yuvarlamak bunları hiç önemsemiyor, umursamıyor. Çok rahat bu konuda. Amerika'nın da şöyle bir hani genel olarak baktığımızda daha önce Amerika bir şey söylediğinde bu çok daha fazla kale alınıyordu. Doğrudan o şekilde olacağı düşünülüyordu. Ama Şimdi öyle değil. Olacak 2013'ten mı, beri aslında olmayacak yani. mı?